Hocam, söz sizde, Evet. buyurun lütfen. Bugün 14 Ekim ÜTCD'nin webinarlarından birisinde buluşuyoruz. Tüm meslektaşlarıma iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bu gece sizlere uterin anomalilerden hem sınıflandırmasından hem tanısal yöntemlerinden bahsedeceğiz ki kadın doğumcuların en çok sıkıntı çektiği konulardan birisi. Dolayısıyla bu konuda tam olarak aydınlatmak üzere iki konuşmacımız var. Birisi Ufuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gamze Sinem Çağlar, diğeri de Profesör Doktor Bülent Haydar Dedeoğlu Adana'dan bizlere bu konuları detaylarına kadar anlatacaklar. Sorularınızı chat kısmında yazarsanız ben buradan konuşmanın sonunda ileteceğim ve sorularınıza cevap vermeye çalışacağız hep birlikte. İnşallah iyi bir webinar toplantısı geçiririz bu gece. Konuşmada sırayla önce Gamze Sinem Çağlar'ı dinleyeceğiz. Kendisi bize uterin anomallerin klasifikasyonu ve kanıta dayalı tıp perspektifiyle tanısal yöntemlerin karşılaştırılmasını anlatacak. Buyurun Gamze Hocam. Merhaba hocam, teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Ben ekranımı görebiliyorsunuz inşallah, slaytlarımı. Görüyoruz, Aha, evet. peki. Ben uterin anomalilerin hani günlük pratikte özellikle infertiliteyle uğraşan hekimler olarak çok sık karşılaştığımız, günlük pratiğimizin bir kısmını oluşturan hasta grubundan bahsedeceğim. Reproduktif gelişim sırasında intrauterin hayatta tamamlanan bu embriyogenez sırasında Müllerian kanal oluşumunda bir takım aksamalar, bildiğimiz gibi bu füzyon defekleriyle beraber veya rezorpsiyon defekleriyle beraber uterin anomalilere sebep oluyor. Anomaliler içinde en sık görülen de uterin septum. Bu gece bol bol bu konudan da bahsedeceğiz. Buradaki malformasyonların tanı yöntemlerine göre, bakılan hasta grubuna göre ve tanıda kullanılan klasifikasyona göre bile insidansı hala aslında biraz soru işareti. Farklı tanı yöntemleri kullandığınızda farklı hasta gruplarında çok farklı sayılarla karşılaşabiliyorsunuz. İnfertil grupta bunun bir miktar daha yüksek olduğunu, özellikle de rekürant gebelik kayıpları olanlarda genel popülasyona göre biraz daha da yükseldiğini, %20'lere varan oranlarda sıklaştığını görmek mümkün. Ama tanı yöntemleri artık hani kesinlikle bu yöntem dışında bir yöntem kullanmamalıyız demeden, hasta grubunu seçmeden veya şu klasifikasyon yöntemi gerçekten çok iyi tanıda demeden aslında bu insidansların gerçek değerini bile hala bilebiliyor değiliz. O yüzden tanıda şu anda bizim tanı yöntemleri ve kriterleri açısından bu farklılıklar yanlış tanıya, gereksiz tanılara veya anormal bir uterus olan hastanın belki de tanı almamasına neden oluyor. Ben şimdi bu tanı yöntemleri ve tanı kriterlerinin eksiklerini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi jinekolojik muayenenin bir parçası olan iki boyutlu ultrason her zaman elimizin altında. İki boyutlu ultrasonda bile biz uterin anomalileri aslında tespit edebiliyoruz. En azından dikkatimizi çekip ileri düzey test yapabiliyoruz. Ama iki boyutlu ultrasonla ilgili çok söylenecek bir şey yok ama genç arkadaşlar için söyleyeceğim. Tanı açısından, uterin anomali açısından iki boyutlu da bakarken geç foliküler fazla veya luteal fazla bakmak daha iyi görüntüyle tanıda size biraz daha yardımcı olabilecektir. Çok eskiden beri benim de hocalarımın da daha iyi bildiği değerlendirme, histerosalpingografi
Ta bugüne kadar hala değerini koruyor ve uterin anomalilerin tanısında hala çok sıklıkla özellikle ülkemizde kullanılıyor. Ama bunun da uterusun dış kontrolünü gösteremediği için büyük eksikleri olduğunu bugün klasifikasyonlarda tartışacağız. Eğer HSG zaten düzgün çekilmediyse, uterusa o vertikal pozisyonu verilmediyse, o spekülüm yerinden çıkartılmadıysa, radyopak düzgün verilmediyse, zaten bu yöntemi ne kadar kullanırsanız kullanın, uterin anomaliyi tespit etmeniz bile bazen güç. O yüzden tanıda değeri %5 ile %88 arasında, diagnostik değeri literatürde değişiyor. HSG'yi tanı için kullanırken eskiden beri kullanılan bir takım standartlar var ama mesela en basitten uterus septumla Didelphys uterusu birbirinden ayırmak ya da bir korporal uterusu birbirinden ayırmak bu tanı yöntemiyle mümkün değil. Her zaman bu eski tanı yöntemini kullanırsanız cerrahi yapmayı düşündüğünüz hastada bir de üstüne laparoskopi ilave etmeniz gerekecektir. Ultrasonografi tanıda biraz daha iyi kullanayım, tanıda daha güçlü bir tanı yöntemi olsun diyerek stereoscopic kontrast grafiler geliştirilmiş. Ülkemizde yaygın kullanım alanı yok ama iki boyutlu ultrasona göre biraz daha iyi bir tanı yöntemi olduğunu söylemek mümkün. Histereskopi infertilite pratiğinde her zaman elimizin altında ama histereskopide de sadece uterin kaviteyi görüp dış kontrolleri değerlendiremediğimiz için çoğu uterin anomalinin tanısında histereskopide eksik bir değerlendirme yöntemi maalesef olabiliyor. Ama laparoskopi ile beraber dört dörtlük diagnostik tanıda gold standart olarak histereskopi yer alıyor. Ama tek başına o kadar değerli gelmiyor. Teknolojinin ilerlemesi, ultrasonografik cihazların teknik donanımının artmasıyla artık elimizin altında üç boyutlu transvajinal ultrasonlar var. Ve bugünkü standart klasifikasyonların hepsinde de önerilen şey uterin anomali tanısında 3 boyutlu transvajinal ultrasonografinin kullanılması. Sensitif ve spesifitesi %100, doğruluk değeri çok yüksek ama gene burada da endometrium kalınlığının en azından 5 mm'nin üstünde olması gene koroner kesitte güzel bir görüntü almanıza yardımcı olacaktır. Bu koroner kesitle ilgili tüm klasifikasyonlar şu anda oturmuş durumda ve diğer tüm makalelerde de 2019-2020 makaleleri yeni klasifikasyonu 3 boyutlu transvajinal ultrasonla yapılması diagnostik değeri çok çok yüksek olarak bildiriliyor. Yani artık uterin anomali tanısında tabii ki de 3 boyutlu ultrason kullanalım ama diğer tanı yöntemleri içinde hastaya göre seçilebilecek bir de MRI var. MRI'da uterusun hem dış kontürünü hem de iç uterin kaviteyi aynı anda gösterebildiği için bu da uterin anomali tanısında yer alır ama maliyeti yükselttiği için bazı hastada da klostrofobi veya obezite gibi problemlerde bazen değerlendirmesi güç veya yapılması zor bir yöntem olarak karşımıza çıkabiliyor. Üç boyutlu ultrasonu manyetik rezonansla karşılanan çalıştırmalarda da 3 boyutlu ultrasonun her uterin anomali, farklı uterin anomali cinsinde de sensitif ve spesifitesinin oldukça MR'ye yakın olduğu gösterilmiş durumda. O yüzden biz bugün hani bu tanı yöntemleri içinde eğer mümkünse uterin anomaliden şüpheleniyorsanız 3 boyutlu ultrason kullanmanızı önereceğiz. Eğer bu tanı yöntemine sahip değilseniz dış duvar kontürlerini de değerlendirmek için belki MRI'den yararlanabilirsiniz. Ama bunların hiçbiri elinizin altında yoksa laparoskopi artı histereskopi ile kesin tanıya gitmek her zaman mümkün. Ama biz non-invaziv yöntemlerle tanı koyma taraftarı olduğumuz için 3 boyutlu ultrason olan bir merkeze hastanın belki sevki bile uygun olabilir. Şimdi bunun klasifikasyonu 30 yılı aşkın süredir bilinen ASRM'nin yaptığı klasifikasyonla 1988'deki revizyonla beraber kullanıma gelmiş durumdaydı. Ta ki eşre eski 2013'te bunu biraz daha değiştirene kadar. Çünkü neden? ASRM'nin bir takım eksiklikleri vardı. ASRM klasifikasyonunda serviks veya vajenle ilgili ekstra bir değerlendirme maalesef yok. Obstrüktif anomalilerle ilgili bir kategori maalesef yok. ASRM bazı vakaları maalesef tanı kategorisinde bir klasifikasyonu sokamamamıza neden oluyordu. 2016'da bir takım eksikliklerin giderildiği düşünülerek ASRM, bunu biraz sonra konuşacağız, septum ve normal arkuat arasında bir takım ekstra tanıda değerli kriterler de soktu ama hala çok yeterli olmadığı söylenebilir. Biraz sonra anlatacağım. Eşre eski uterusun normal uterus konfigürasyonunu koymadan uterin anomali klasifikasyonu yapılamayacağını söyleyerek uterusu 5 farklı kategoride sınıflandırdı.
Bunu yaparken de uterus dışında serviks ve vajinal anomalilerin klasifikasyonu içinde ayrı kategoriler kondu. Böylece hastanın hem uterusu hem serviksi hem de vajeni sınıflandırılabiliyor. ESKEN'in getirdiği tanı kriterleri içinde en önemli şey uterin duvar kalınlığı. Uterin duvar kalınlığına göre bu uterin anomalilerin sınıflandırılması yapıldığı söyleniyor. Ve uterin anomali de bu uterin duvar kalınlığı iki tubal ostium hizasından geçen çizgi olarak çizildiğinde siz duvar kalınlığını farklı şekillerde hesaplıyorsunuz. Anlatacağım onları. Bu uterin duvar kalınlığı bunların hepsi normal uteruslar. Gördüğünüz gibi iki tubal ostium açısından arasından geçen interostial çizgiyle değerlendiriliyor. Elinizin altında eğer iki boyutlu ultrasonografi varsa ESKE grubu anterior ve posterior duvar kalınlığını ölçüp bunların ikiye bölerek bir uterin duvar kalınlığı değeri elde etmiş olabileceğini söylüyor. Şöyle örnek vereyim bunu pratikte kullanmayan arkadaşlar için. Ön duvarı ölçüyorsunuz, arka duvarı ölçüyorsunuz. Bunları toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Sonuçta bir uterin duvar kalınlığı elde ediyorsunuz. Şurada ben örnek olsun diye hesapladım. 0.48 bu hastanın, ilk gördüğünüz resimdeki hastanın uterin duvar kalınlığı. ESKE grubu mesela diyor ki septum kalınlığı, uterin duvar kalınlığının bu içerideki indentasyon %50'den fazla olursa septum tanısı alır diyor. Bu hastada buradaki indentasyon 0.61 santim. Sizin uterin duvar kalınlığınız 0.48, bu hastaya septum tanısı konuyor. Bunu ölçerek iki boyutlu ultrasonda ön ve arka duvar ölçümü yaparak yapıyorsunuz. Başka bir örnekte de burada gördüğünüz gibi ön ve arka duvarın kalınlığı ortalaması alındığında 0.97, buradaki indentasyondan daha büyük olduğu için bu uterusu normal olarak kabul ediyor. Yani tanıya, her uterus şekli için tanıya mutlaka uterin duvar kalınlığını sokuyor. Ama 2004'te bu yayınlandıktan sonra uterin duvar kalınlığının ve ön arka duvar ölçümü yerine bu interostial line'ın üstünde kalan alanın ölçümüyle yapılması gerektiği ile ilgili yeni bir öneride bulundular. 2016'da bu corneal line'ın üstünde kalan alanın uterin duvar kalınlığı olduğunu söylediler. Daha önce söyledikleri bu ön arka duvar kalınlığının tersine. İlk verdikleri tanımlamada ortalama duvar kalınlığı 6,5 milimetreydi. Yeni tanımlamada medyan olarak 4,3, daha ince bir duvar kalınlığı verilmiş. Ama bugüne kadar hiçbir yayında ortalama kadınlarda olması gereken standart uterin duvar kalınlığından da bahsedilmiyor. Bu hasta bazında hesaplanıp ona göre değerlendirilen bir durum. Şimdi ESKE'nin bu klasifikasyonu içinde farklı uterus şekillerinde tanıda veya klasifikasyonda yer alan bir iki özellikle nokta var. Onun için tek tek gitmeye çalışacağım. Mesela son dönemde oldukça gündemde olan T-shape uteruslar. ASRM'nin klasifikasyonda DES kullanımı ile ilişkili olan bu uteruslar artık farklı şekillerde de karşımıza çıkıyor. DES'ten bağımsız ayrı bir kategori olarak bize sunuluyor. Class U1A diye. U1A T-shape uterus. Burada uterusun aslında uterus korpus oranı normal. 2/3'ü aşağıda serviks 1/3'ünü oluşturuyor. Ama lateral duvarın kalın olduğu söyleniyor. ESKE bu tanımı yaparken lateral duvarın kaç olması gerektiğini aslında söylemiyor. Sadece kalınlık artışı olduğunu söylüyor. Ama bir sadece abstrak şeklinde bir yazıda T-shape uterusu ESKE'ye göre sınıflandırırken 3 boyutlu ultrason kullanıyorsanız ve lateral duvar 17 mm'den kalınsa o zaman diyor T-shape diyebilirsiniz diyor. Ama bu sadece bir abstraktan oluşuyor. ESKE'nin U1B olarak kategoride aldığı infantil uteruslarda ise tam tersine korpus serviks oranı farklı. Korpus küçük ve serviks uzun. Bunlar infantil uterus. Burada bir uterin duvar kalınlığı yok. O iki hasta birbirinden çok farklı. 3D ultrason yaptığınızda da bu farkı rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi bu ESKE ve ASRM'nin sınıflandırmalarından sonra buradaki bir takım eksiklikleri gören bir grup araştırmacı, konjenital uterin malformasyonlarını değerlendiren bir eksper grubu, KÜME diye kısaltmışlar kendi isimlerini. Farklı tanı kriterleriyle her türlü uterus şekli için ayrı bir yayın yaptılar. Burada uterin duvar kalınlığı için kornudan aşağıda servikse bir çizgi çizildiğinde bu iki çizginin arasındaki
kalınlık artışının 7 milimetrenin üstünde olmasının aslında T-shape için bir tanı kriteri olduğunu, kornadaki açının 40'ın altında olması veya şu lateraldeki boyun açısının 130 derecenin altında olmasının 3 kriter bir arada olduğunda T-shape olabileceğini söylüyor. Ama bu da kullanılması zor olan bir tanı kriteri. Günlük pratikte bu açıları ölçmek biraz zor. Belki milimetre olarak ölçmek kolay olsa bile. Ama 4 boyutlu ultrasonda lateral duvar kalınlığı bu şekilde belki ölçülebilir. Ama hangisini esas almalıyız? 2018'de yapılan son yayını mı yoksa ondan önce Eske'nin söylediği lateral duvar kalınlığı mı? O yorumu açık. Şu anda onunla ilgili bir veri yok. Septum en pratikte, en sık gördüğümüz infertil hasta grubunda uterin anomali. Burada da Eske'nin yorumu şu: interostial line'dan geçen çizginin üstünde kalan uterin duvar kalınlığı, eğer %50'den fazla kalınlık aşağıda internal indentasyon olarak varsa bu bir septum. Ve dış duvar eksternal indentasyonun uterin duvar kalınlığının %50'sinden az olması gerekiyor. Yani dış duvar kontürü normal olacak, internal indentasyon uterin duvar kalınlığının %50'sinden fazla olacak. Bu aşağıya doğru uzanabilir, parsiyel veya komplet olabilir ama %50'den fazla olması öneriliyor. Gene koroner kesitte bu ölçümler yapılarak. ASRM 2016'da septumla ilgili yaptığı ilk değerlendirme, yani 1988'de olan değerlendirmenin güncellenmesinde buradaki internal indentasyonu 1,5 santimden fazla ve buradaki açının 90 derecenin altında olmasıyla septum tanısı konulabilir. Yukarıdaki eksternal indentasyonda 1 santimden az olmalıdır diye septumu tanımladı. Şimdi ASRM ile Eske kuru ikisi de çok sıklıkla kullanılan tanı yöntemleri ama ikisinin de artıları eksileri var. HSG'de de bu değerlendirme tabii bu şekilde kullanılabiliyor. Mesela ASRM grubunun yaptığı bu değerlendirmede gördüğünüz gibi açı 90 derecenin altında ASRM'nin değerine uyuyor ama buradaki indentasyon 1,5 santimden daha az. O zaman diyor ki ASRM bu septum değil ama bu hasta bence 4/4'lük bir septum hastası. Mesela burada gene ASRM bu hastaya septum değil diyor. 90 dereceden fazla bir açı var burada. Çünkü ASRM'nin sınıflandırmasında 90 derecenin altında olması lazım ama indentasyon 1,5 santimden fazla. ASRM'ye göre burada bir septum değil ama bence bu hasta da bir septum. Eski eşli grubu ise bu 2013 sınıflandırmasında demin gene hatırlattığım gibi %50'den fazla bir indentasyonun septum olduğunu söylüyor. A'da gördüğünüz normal bir uterus. B, C ve D şekillerinde gördüğünüzde hep %50'den fazla indentasyonla septum. Ama Eske'nin bir sıkıntısı var bu klasifikasyonu. Overdiagnosis var. Yani normal uteruslara da bu kriterleri kullandığınızda sıklıkla septum demeniz gerekiyor. Ve bu da fazla gereksiz bir cerrahi uygulamasını belki de getirecektir. ASRM eşle sınıflandırmaları karşılaştırılarak yapılan çalışmalarda da ASRM tanı kriterini kullandığınızda hastaların %30'unu 37'sine septum derken eşeği kullandığınızda %76'sına septum diyebiliyorsunuz. Başka bir çalışmada da eşeğe göre 3 kat fazla septum tanısı koymanız mümkün. Farklı örneklerle bunu tekrar anlatmaya çalışayım. Mesela eşe grubuna göre buradaki indentasyon yukarının yarısından daha fazla gördüğünüz gibi bu bir septum ama aslında bence normal bir uterus. Ama şu yanda gördüğünüz indentasyon biraz daha fazla ama dış duvar daha kalın olduğu için bu hastada normal olarak sınıflandırılmış. Acaba hangisi daha sizce mantıklı? Burada yine overdiagnosis'e bir örnek. Bu iki hastada septum olarak sınıflandırılmış. %50'den fazla indentasyon var mesela şu hastada. Bu hastada da öyle ama belki bu hastaların reproduktif sonuçları çok da iyi olabilir. Çok septum gibi bu hastalar durmuyor. Gerçekten bu sınıflandırmayı septumda kullanmalı mıyız? Başka bir çalışma yine eş ASRM'yi karşılaştı. Görsel olarak sunmak daha iyi olur diye düşündüm. Bu hastaların hepsi eşliğe göre septum. Ama ASRM'yi kullandığınızda ön sıradaki, üst sıradakilerin hepsi ASRM'ye göre normal. Neden derseniz indentasyon hep 1 santimin altında. Orta sırada gördükleriniz gene eşliğe göre septum ama ASRM'ye göre gene indentasyon 1,5 santimin altında olduğu için gene arkuat uterus denmiş. Alttaki grup hem eşli hem ASRM için
septum olarak değerlendirmiş. Ama eşyelik grubunun biraz fazla tanıda overdiagnosis'de yer aldığı gözden kaçmıyor. Bu 2018 yılında bu eksper grubu da septumu kendine göre tanımlamış. Burada da 3 farklı kriter önüne göz önüne alınmış. İndentasyon 1 santim, açı 140'ın altında olacak. İndentasyonun duvarı oranı da 110 dereceden fazla olacak. Bunu kullanması biraz zor ama burada en güçlü ve en kolay kullanılacak parametrenin 1 santimden fazla indentasyon olduğunda yazarlar belirtmişler. Şimdi 3 tanı kriterini yan yana koyduğumuzda hastalarla hangisiyle biz daha iyi çalışabiliriz veya bizim burada amacımız reproduktif sonuçları düzeltmek, hangi tanı yöntemi gerçekten doğru tanıyı sağlıyor? Bir çalışmada da 3 tanı yöntemi karşılaştırılmış. Üst sırada gördüğünüz ASRM'nin kriterleri de altında yazıyor. 1 santimden daha az bir indentasyon, açı 90 derecenin üstünde, yani ASRM'ye göre tamamen normal bu uteruslar. Ama mesela şu hasta septum olarak bence değerlendirilebilir. Zaten bu hasta eşiğe göre de septum. Ama yeni 2018'de bu eksperlerin yaptığı değerlendirmeye göre 1 santimden az indentasyon olduğu için bu hasta normal olarak kabul edilmiş. Bunların hepsi tartışmaya açık. Yani hala hangi klasifikasyon daha iyi, bunu bilmek çok zor. Yayınlar da septumla ilgili, cerrahi olsun, reproduktif sonuçlarla ilgili olsun, hep bu farklı tanı yöntemlerini kullandığı için, hiçbir tanı yöntemi de birbirine daha iyi üstün olup olmadığını bilmediğimiz için sonuçlar bence çok çelişkili olarak gelecektir. Şimdi ikinci sırada gördüğünüz geri eşliğe göre hepsi septum, ASRM'ye göre bunların hepsi normal çünkü açı 90 dereceden fazla ve indentasyon 1,5 santimin altında ama bazı resimler gördüğünüz gibi bariz septum gibi duruyor. Ama 2018 klasifikasyonu bunları septum alıyor. Aşağıdaki resimde hem eşli hem ASRM'ye göre zaten bariz olarak septum olarak gözüküyor. Şimdi siz tanı yöntemini seçtiğinizde, ben bu tanı yöntemiyle tanı koyacağım hastalara dediğinizde, eşliği seçtiğinizde bu hastanın %31'ine septum diyorsunuz. ASRM'ye göre %5'ine sadece septum diyorsunuz. 2018 sınıflandırmasında sadece %12'sine septum diyebiliyorsunuz. O yüzden o kadar insidans da tabii hasta grubuna göre, tanı yöntemine göre oldukça değişken oluyor bu durum. Şimdi tanı kriterlerine göre en az 3 tanı kriterinden biriyle hastaların %30'una septum diyorsunuz. Her 3 tanı kriterine de ancak hastaların %3'ünde septum diyebiliyorsunuz. Bu kadar çok geniş bir range söz konusu. Mesela 3 tanı kriteriyle de septum tanısı olan bir örnek burada. Açı 90 derecenin altında, 1,5 santimden fazla indentasyon, %50'den fazla indentasyon var. Burada da açı gene 110 dereceden biraz fazla ve 1 santimden fazla indentasyon var. 3 gruba göre de bu hasta septum. Bu tartışmasız ama arada kalan vakalarda tanı koymak zor. Şimdi reproductive outcomes da bizim iyileştirmeye çalıştığımız, çünkü bunun tanısını bunun için koymaya çalışıyoruz. Daha önce düşüğü olan hastalarda durum ne olmuş? ASRM ve 2018 bu expert sınıflandırmasına göre hep septat uterus bu sınıflandırmalarda düşükleri olan kadınlarda anlamlı fazla. Ama eşliğe göre tanı kriteri alırsanız düşükleri fazla da olsa septum fazla değil. Bence bu da zaten yazarlar da öyle yorum yapmış. Eşliğe eski sınıflamasının septumda overdiagnosis'inden kaynaklanıyor. Başka bir uterin anomali grubu, eksternal indentasyonla tanı konan bikorporal uteruslar. Uterus koronal hattın eksternal indentasyonu uterin duvar kalınlığının %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu duruma eşlik eden bir de septum olabiliyor. Yani eksternal indentasyon %50'den fazla artı internal indentasyonda uterin duvar kalınlığının %50'sinden fazla. Hem bikorporal hem de septat uterus. Bu ASRM sınıflandırmasında olmayan bir klasifikasyon. Bunu gene koronal kesitte ölçerek yapıyorsunuz. Bu da gene mesela bu hastaların bir kısmında çift serviks görmeniz lazım. Bazılarında bu hastaların çift, yani vajende septum görmeniz mümkün olabiliyor. Eski eşli grubu burada serviks vajende koyduğu için bunları daha düzgün sınıflandırmak mümkün oluyor. Ama ASRM sınıflandırmasını kullandığınızda maalesef bunları söyleyemiyoruz. Tanı için non-invasive diagnostik testlerle biz tanıya gidelim.
en son laparoskopi, histeroskopi çok zor da kalırsak yapalım ama hangi hastada hangisini kullanalım? Jinekolojik muayene, hiç semptomu olmayan jinekolojik muayene için size rutin gelmiş bir hastada iki boyutlu ultrasonda en azından bir transvers kesitte uterusa bakmak size biraz bilgi verir. Özellikle de daha önce söylediğim gibi geç foliküler fazla bakarsanız daha iyi olacaktır. Ama infertilitesi olan, daha önce düşükleri olan, yüksek riskli hasta popülasyonunda ise farklı tanı yöntemleriyle kesin bir çözüme gitmemiz gerekiyor. Bu hastalar içinde iki başarısız IVF olan, daha önce gebelik kayıpları olan, bebek erken doğum öyküsü olanlarda, kronik pelvik ağrısı olanlarda mutlaka daha ileri düzey bir inceleme yapmak lazım. Kötü reproduktif sonuçları olan hastada her zaman mümkünse şansınız varsa 3 boyutlu transvajinal ultrasonla uterusu görüntülemek lazım. Ama bazen HSG ilk basamakta çekilebiliyor. Tabii tubal faktör de reproduktif sonuçları kötüleştirebilir. O açıdan o HSG'nin bir artısı burada olabilir. Kompleks uterin anomalileri gördüğünüz zaman da veya düşündüğünüz zaman da yanına MRI veya laparoskopi histeroskopi ile devam edebiliyorsunuz. Virgin olan adolesan yaş grubunda da bunlar pek görüntü sağlayamayacağı için MRI size yardımcı olabilir. Yine ben genç arkadaşlara bir hatırlatma yapmak için bunu da koydum. Özellikle obstrüktif uterin anomalilerde çok daha yüksek oranlarda %30-40'lara varan oranlarda olan üriner anomaliler de var. Ama diğer uterin anomalilerde reproduktif problemlerde üriner sistem anomalileri daha az. Ama unutmayın üriner sistem görüntülemesi de eğer uterin anomali varsa mutlaka yapmak gerekiyor. Benim kısaca anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Gamze'ye teşekkür ediyoruz. Bu güzel prezentasyonunuz için hemen hemen sınıflandırmasında ve tanı yöntemlerinden bize detaylarıyla bahsettin. Şimdi de Bülent Hoca'yı uterin anomalilerinin tanısal yöntemlerinin görsel olarak karşılaştırılmasından anlatacak. Buyur Bülent'ciğim. Sayın Hocam, hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Nazik davetiniz için öncelikle Recai Hocam'a, sizlere, Murat Hocam'a, tüm Üreme Tıbbı Derneği, Cerrahi Derneği'nin yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir akşamda insanların bu kadar rekor kırarak katılımcı olmuş olması da bence Gamze Hocam'ın harika sunumu ve güzelliğinden olsa gerek diye düşünüyorum. Benden istenilen aslında uterin anomalilerin tanısında ne yapalım? Yani biraz görsel efekt yapalım dediler. Özellikle Recai Hocam dedi ki bana görsel sunum yap, nedir ne değildir diye. Bu görsel sunum içerisinde elbette size aradan mesajlar da vereceğim. Şimdi ben genellikle rutin pratiğimde ESG klasifikasyonunu ciddiye alıyorum. Çünkü bu DES maruziyeti hikayesi, DES Amerika'da kullanıldı 1960'larda ama yurt dışına markete çıkmadığı için sadece Amerika'ya özgü bir anomallik olması gerekirken sadece Amerika'ya özgü bir anomallik değil, bu T-shape dediğimiz T şeklinde, T kavite dünyanın her yerinde görülebiliyor. O yüzden Amerika'nın 88 yılındaki klasifikasyonu birazcık out of date kaldı, gündem dışı kaldığı için ben yeni klasifikasyonu kullanıyorum. Burada bu bence benim hayatımda önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü önce normali tanımamız gerekiyor. Normal nedir? Bakın normal üçgen şeklinde bir uterus olacak. Peki bu normal uterusu biz HSG'de nasıl göreceğiz? Burada en önemli şey HSG'deki çekim tekniği. Ben hala elimdeki 3 boyutlu ultrason olmasına rağmen hala HSG istediğim hastalarım var. Çünkü öyle kolay değil, birazdan anlatacağım. Benim için önemli olan uterin dolma defekti var mı yok mu? Uterusun konfigürasyonu elbette HSG'de tubal patensi önemli. Çünkü ben sadece ve sadece üremeyle ilgilenen bir hekimim. Yani gebelik takibi yapmadığım için ve diğer onkolojik vakalarla ilgilenmediğim için ben uterin anomali benim için önemli. Tubal patensi de önemli bu anlamda. Normal tanıdığımızda HSG böyleyse 3D de böyle olması lazım. Yani benim karşımda üçgen bir kavite olması lazım. Ve rutin pratiğinde bunu kullandığım için de şöyle bir şansım var. Lateral duvar kalınlığını ölçebiliyorum. Artık kendi kafamda bir optimizasyon oluşturabildim. Bakın bu benim için örnekle kaydettiğim bir hasta. Direkt üçgen gözüken bir uterus. Ya da şöyle bir üçgen uterus. Bu benim için örnek diye hep kaydediyorum. Bunlar hep kendi kayıtlarım. Kendi kayıtlarımı da örnek diye alıyorum. O yüzden üçgen gördüğüm zaman seviniyorum. Ve gerçekten de insidansa baktığımız zaman uterin anomali oranı öyle %3-5 gibi değil, biraz daha yüksek olabildiğini
söyleyebilirim ve hani Avrupa Üreme Cemiyeti'nin verdiği oran eski klasifikasyonda daha yüksek oranda anomali var. Ben buna katılıyorum. Ve bu sınıflamada mesela en az gözüken unicorn atlatörüs gibi gözüküyor da olsa da benim klinik pratiğimde en az gözüken bikorporal, yani eskiden bikornat dedikleri şu anda bikorporal olarak sınıflamada o olduğunu düşünüyorum. Üçgen atlatörüs çok doğurgan kadınlarda görebiliyorum. HSG çekim tekniği önemli. Mutlaka tenekülme, traksiyon sağlanması lazım. Yoksa siz o pozisyonu sağlamadıysanız düzgün bir çekilen HSG olmadığı zaman yanlış yorum yapılacaktır. Ve yeterli miktarda radyopark madde verilmesi lazım. Son mesaj da burada şu. Arkadaşların yaptığı en büyük yanılgı burada şu. Herkes eline gelen raporu okuyor. Bana radyodok hastalar geliyor. Ben radyodokları açıp HSG gösteriyorum. Abi normal bu diyorlar. Bakın radyodoklar uterin anomali, uterin kavite değerlendirme yetisine sahip değiller. Lütfen radyolog raporları okumayın. Radyoloji bu konuda eğitim almıyor. Bunların bir milyon tane eğitimleri var. Herkesin bir heyecanı var. Kimi girişimselle uğraşıyor, kimi MR'la. HSG onlar için çok uyduruk bir şey. O yüzden bu anlamda eğitim almadığı için radyoloji raporunu lütfen okumayın. HSG'de lütfen açın, CD'yi açın, elinize alın bakın. Beğenmediyseniz kendiniz çekin. Benim en önemli vereceğim bir mesaj bu. Peki 3D, elimde 3D var. Bunun zorluğu yok mu? Tamam 3D var, olay bitti mi? Hayır, öyle değil. Bazı hastalarda uterus çok net görülemiyor. Bazıları net anteverse ya da retroverse değil. En güzel hasta grubu net anteverse ya da net retroverse. Çok rahatlıkla probu koyduğunuz zaman çok net bir görüntü sağlayabiliyorsunuz ama bazı hastalarda pozisyon sağlamak o kadar zor ki öyle hemen 3D'm var, her şeyi görürüm değil. Biraz çabalamanız gerekiyor, biraz zorlanabiliyorsunuz. Ve bakma zamanı da önemli. Bu benim bakın eşre eski literatür bilgileri değil. Benim kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Geç foliküler fazda ya da lütel fazda bakmak istiyorum. Bir de ekstra bir şey söyleyeyim. Uterusun kasıldığını görüyorum. Bazen baktığımda hafif Y şeklindeki bir gözüken uterus lütel fazda böyle bir daha selim, daha trankilizan olmuş bir uterusta daha üçgen gözükebiliyor. O önemli bir şey. Uterus kasılabilen bir organ. O yüzden her zaman bu anlamlı olmuyor. Bazen zorlandığım Y şeklinde gördüğüm acaba öyle mi dediğim hasta lütel fazla çağırıyorum. Direkt üçgen gözükebiliyor. Ya da ara ara böyle kasılmalarında olan hastalarda direkt HSG istiyorum. Çünkü HSG esnasında radyopak verdiğimizde uterusun açıldığını görebiliyorum. Açıldığı için de üçgen şeklinde olduğunu görmek çok daha hoşuma gidiyor. Bazı durumlarda ciddi anlamda HSG eklemek fayda var. Çünkü ben üremeyle ilgilendiğim için hidrosalpinx benim için önemli. Tubal patensiden hariç hidrosalpinx olma ihtimalleri olabileceğinde yani HSG'yi mutlaka unutmamamız gerektiğini söylemek istiyorum. Klas bir U1A yani bu dismorfik uterus adının değişiklikleri T-shape ve infantil formları. Şimdi ben bu infantil formu hiç görmedim ve sayısız T-shape ameliyatı yapıyorum. Hiç de yan duvarı delmedim. Bu anlamda bakın bu radyolojide bu sistem tıpta çalışan kız bu şu anda mini hala sistem tıpta çalışıyor. Ben orada HSG çekiyorum. Hep beni gördüğünde bana hocam size minnettarım diyor. Bu kızın HSG'sinin raporu normaldi. Ben bu hastayı gördüm. Rapor normal bana CD getirdim. Baktığımda aşikar T-shape radyolog normal raporlamıştı. Ben bunu ameliyat yaptım. Gebe kaldı uzatmayayım. Mesela bunlar T-shape olan hastalar. T-shape'lerin yani adı T-shape mi? Dismorfik uterus mu? T-shape kavite mi? Baktığınızda aslında kısaca dismorfik uterus diye yenilememiz lazım kendimizi. Bunlar böyle anomaliler. Peki bunların bu gerçekten T-shape mi? Bence bu T-shape değil. Bu Y-shape gibi gözüküyor. Bunlar Y-shape anomaliler. Bu aşikar T-shape ameliyat sonrasındaki kontrol HSG'si. Özellikle görsel olması için bunları göstermek istiyorum. Benim için önemli bir direkt T-shape. Yani bunu gördüm. Buna ben niye HSG isteyeyim dedim kendi kendime. Çok net gözüküyor. Direkt T-shape uterus. Mesela bu da direkt T-shape uterus. Yukarıda hastaların isimleri var. Katılımcıların hani bu anlamda isimlere dikkat etmesini isteyeceğim. Çünkü bunların daha sonraki görüntüleri de var. Bu da böyle T-shape gibi gözüküyor. Hatta buna balina kuyruğu uterusları diyorum ben açıkçası. Bu da ciddi bir anomali. Bak anomali tanısı koyabiliyoruz. Mesela burada bu T-shape mi yoksa miyom yukarıdan bası yaptığı için Y-shape mi? Bu bence aşikar T-shape. Bir de miyomu var. Biz miyomu nereden çıkartalım? Histeroskopi mi, laparoskopi mi? Bu da başka bir tartışma konusu. Bu hasta zaten infertil. Bu cerrahi gerektirecek bir konu. O yüzden bu benim için aşikar T-shape. Peki bu Y-shape mi, T-shape mi, balina kuyruğu mu? Evet bu bence direkt dismorfik uterus ve klasifikasyonda yer almayan
eski klasifikasyon denemiyor. Y shape uterusan anomalisi. Hani bu anlamda şöyle düşünüyorum. Biz birazcık bu an ülke olarak bu HSG'leri ve daha doğrusu 3D daha rahat kullanabildiğimiz için, kolay alabildiğimiz için, bunları çok daha iyi eriştiğimiz için herhangi bir yazımız olmasa da, yazı çıkartmasak da bu anlamda Avrupalılardan çıkacak verileri beklemek çok doğru değil. Kendi klinik pratiklerimiz bence daha önemli. Eski ASRM bunlar böyle söyle demek güzel bir şey, onları bilmek iyi ama kendi pratiklerimiz de önemli. Bu bence direkt Y-shape uterus. 3D'de bence uterin duvar kalınlığı önemli. Burada lateral duvar kalınlığı normal hastalarda. Bunlar benim klinik pratiğimdeki kendi ortalamalarım. Yani ben mutlaka ölçüyorum. Normal kavitede genellikle 10-14 arası oluyor. Yani 14'ün üzerinde böyle gördüğüm hastalarda problem olmaya başlıyor. Eğer hastada T şekli ya da Y şekli varsa yan duvar kalınlığı aşikar artıyor. Hani 18 dedim. 16-17 gördüklerim de oldu. O yüzden gerçekten yan duvar kalınlıkları, hatta ön duvar kalınlıkları kalınlaştığını net bir şekilde görebiliyorum. Hani bunlar benim klinik pratiklerim. Bunları Gamze Hoca bir tane güzel yazıdan bulmuş, göstermiş. Bunları her yerde göremezsiniz. Bunlar sadece yani dokunduğum hastaların verileri. Ama ben de literatüre baktığım zaman şu kadar olacak diye bir optimizasyon yok açıkçası. Y-shape bazen parsiyel septumda karışabiliyor. Bu önemli bir şey. Her iki koronal bölgeden hat çektiğimiz zaman indentasyon hesaplıyoruz. Bu hesaplamaları yaparak biraz evvel muhteşem bir şekilde sundu Gamze Hoca. Buradan hesap yapıp Y mi yoksa arkuat mı yoksa acaba septum mu? Bu anlamda elbette duvar kalınlığı önemli. Buradan hesaplama yapabiliyoruz elimizdeki 4 boyut ultrasonla. Elimde klas U2A yani septum olarak geçen örnekler var. Mesela bu aşikar bir septum. Burada indentasyon görülebilir. Ama ultrasonda da 2 boyutlu ultrasonda da görebilirsiniz. Onu da göstereceğim birazdan. Mesela acaba bu bir korporal uterus mu? Eskiden bir koronar dediğimiz yoksa direkt komplet septum mu? Tartışmalı bir durum. Bu acaba parsiyel septum mu? Bunlar hep hani baktığı zaman direkt bu hasta bugün geldi bana. Bugün direkt çektim koydum bunu. Parsiyel septum aşikar gözüküyor. Mesela 3D'nin güzelliği direkt septum gözüküyor. Bu parsiyel bir septum. Başka bir 3D'nin güzelliği. Bakın yukarıda şu bölgede uterin duvar gözüküyor. Herhangi bir orada bir indentasyon yok. Direkt aşikar tek net bir uterus. Septum çok net bir şekilde gözüküyor. Yukarıda hasta isimlerini unutmayın tekrar göstereceğim. Yine uterus çok harika gözüküyor. Yine septumu var. Şimdi bu septumları keselim mi kesmeyelim mi? Bu tartışmaya girmeyeceğim. Elbette septum bence kesilmesi gerekiyor. Bu da mesela septum gibi gözüküyor ama buradan bir başka mesaj vereceğim. Septum gibi gözükse de şuna dikkat etmek zorundayız. Bazen böyle hastalarda adenomiyozis olabiliyor. Adenomiyozis de bu hastalarda bize bir uterin anomaliymiş gibi hissettirebiliyor. O yüzden elimizde bu ultrason yaparken mutlaka kaviteyi gördüğümüzde septum ya da işte böyle bir yapı gördüğümüzde direkt septum, parsiyel septum gibi düşünmemeliyiz. Burada iki boyuta bakıp gerçekten adenomiyotik görüntü var mı, kistik bir formasyon var mı buna dikkat etmeliyiz. Çünkü bunu siz kesersiniz adenomiyozise bu yine kapanır. Hatta daha beter bir halde adezyon oluşabilir. O yüzden bunlara dikkat etmek zorundayız. Bakın aşikar septum, koronal bölgelerden çizmişim etmişim, böyle septum görmüşüm, ne güzel gözüküyor değil mi? Yani elinizde alet işler, elinür mantığıyla baktığımızda elinizde cihazınız varsa çok güzel gözüküyor. Bu da komplet septum. Yani inanılmaz bir hasta. Bu hastanın HSG'si var. Bu hastanın HSG'si unikornat gözüküyor. Bu hastaya histeroskopi yapılmış. Histeroskopi unikornat verilmiş. Bakın hasta bana unikorn uterusuyla geldi. Ben bu hastayı ameliyat ettim. Bu HSG ve bu 3D sayesinde. Üstelik tek serviksi var. Hastanın yan duvarından keserek açtım. Komplet septumu direkt açmış oldum. Hastanın histeroskopisi bile unikornat denilmiş. Halbuki bu 3D olmasa ben diğer kaviteyi göremeyecektim. Uterin anomali tanısını koyamayacaktım. Bu hasta benim için önemli bir hasta. O yüzden yan duvarı keserek ya bir nevi kör aşerman yapar gibi yan taraftaki kaviteye ulaştım. Bu da önemli bir durum. O yüzden 3D bana endometrial lining'i gösteriyor. Bu çok önemli bir hastaydı benim için. Burada da yine gördüğünüz gibi septum komplet aşağıda oynuyor, gözüküyor. Uterin septum malformasyonudur. Başka bir hasta. Bakın yukarıda hafif indentasyon var. Bu hastada mutlaka ameliyat septum ameliyat yapacağınız zaman indentasyonu gördüğünüzde perforasyon riskini düşünerek ona göre bir organizasyon yapmanız lazım. Bu önemli bir hasta. Burada
iki boyutlu ultrasondaki kendi görüntülerinde indentasyon minimal var. Burada bakın görüyorsunuz minimal bir indentasyon var. İki boyutta baktığında yan tarafa çevirdiğimde acaba bu indentasyon ciddi mi diye. Bu hasta da benim için önemli bir hastadır. Burada da aşikar septum var. Ama indentasyon beni korkutuyor çünkü operasyon yaparken ben biraz gözü kara gidiyorum. Acaba perforasyon yapabilir miyim endişesi var. Burada ameliyat yapacak arkadaşlara mesaj. İndentasyonu gördüğünüzde iki boyutta ya da üç boyutta biraz durmanız gereken yerde bilmeniz lazım. Yoksa uterin perforasyonla karşılaşabilirsiniz. Hemen şuradan masaüstü videoyu göstermek istiyorum. Eğer Erkan müsaade edersen şurada masaüstü video. Tabii ki sevgili hocam. Buyurun paylaşabilirsiniz. Full screen yaparsanız teşekkür ederim. Şimdi bakın burada bu hastada septum var. Burada şu bölgede dikkat ederseniz iki tane kavite gözüküyor burada. Bu iki kavitede uterusun duvarının direkt gittiğini görüyorsunuz. Burada bir korporal, bir koronat demeniz gerek yok. Bu hastayı niye çektim biliyor musunuz? Bu hastanın MR'ı var elinde. MR'ın raporu Didel fistiği rapor edilmiş. Ya bu aşikar normal bir uterus. Hastaya normal deyince çok heyecanlandı. Ya gerçekten normal mi bu dedi. Evet normal olduğunu hastaya bildirdim. O yüzden hani elimizdeki MR'dan üstün mü? Bakın MR iyi bir teknoloji olabilir ama okuyan daha önemli. MR'ı okuyan çok daha önemli. Biz o anlamda düşünmek zorundayız. Gelelim bir korporal uterusa. Böyle hasta evet çok nadir diyorum. Bence nadir. Çünkü ben bir tane gördüm bu kadar bir hasta içerisinde. HSG'de komple septumla çok karışıyor. Eski adıyla bikoronar, yeni adıyla bikorporal uterus. Böyle bir, acaba şu hasta komple septum mu yoksa bikorporal uterus mu diye baktığımızda bu tartışmalı bir durum. Bunu en iyi tanısı biraz evvel videoda gösterdim. Ultrasonda her iki endometriyumu yan yana getirdiğinizde uterus ikiye bölünüyor mu, bölünmüyor mu? Oradaki bir indentasyon var mı? Bunu çok net görebilirsiniz. Mesela bu hasta bikorporal tek olan hastam. Laparoskopi de yaptım bu hastanın. Dermoidi vardı. Burada aşikar indentasyonu vardı. Ama yine kaviteyi genişletmek istedim. Aşağıdan girdim yine histeroskopiyle. Elimden geldiğince düzeltebileceğim diye düzelttim. Çünkü ben laparoskopi yapmıştım hastaya. Uterusu deldim. Orayı tekrar onardım. Çünkü iyi bir kavite oluşturmak için. Evet gelelim unikornat uterusu. Bu çok güzel 3D'de tanı alıyor. Böyle HSG'de baktığınızda direkt gözüken unikornat uterus şakkadanak 3D'de tanı koyuyorsunuz. İnfertli çiftlerde evet unikornat diyorsunuz. Bakın şak diye unikornat diyoruz. Harika tanı koyabiliyor. Çünkü çok net bir görüntü sağlıyor 3 boyutlu ultrason. O yüzden HSG'ye gerek kalmayabilecek güzel bir anomali. Bakın direkt unikornat diyoruz diye gözükebiliyor. Bunlar benim hastalar. Peki son olarak bu hastaların postoptumları görmek ister misiniz? Hem HSG hem 3D yani görsel olarak görsel şov yapmak için. Bakın bu hasta doğurdu. Bu aşikar Y şeydi. İsimler burada gözüküyor. Bu hasta biraz evvel bahsettiğim Mine doğurdu. Bu doğurdu, doğurdu. 41 yaşında bir hastaydı. Doğurduktan sonra bir daha adet görmedi. Menopoza girdi. Bakın Y-shaped uterus aynı hasta. HSG ameliyat sonrasındaki uterin konfigürasyonu direkt üçgen haline geldi. Bakın bu hastanın miyomu da vardı. Aynı seansta laparoskopik olarak miyomu çıkarttım. Aygül gebe şu anda. Bakın yukarıda tarihleri var. Bakın Haziran'da ameliyat sonrasındaki hali. Bugün gebelik haberini aldık mesela bu hastanın. Spontan gebe. Ya da şöyle tip 3 boyutlu da T şekli gözüken hastanın ameliyat sonrasındaki görüntüsü. Böyle bir hasta Y şekli bir ayım. Ameliyat sonrasındaki üçgen haline getirdiğim hani normal konfigürasyona getirdiğim hasta grubu. Böyle bir hasta Y şey ameliyat sonrasındaki hali. Belki liberal olduğumu düşünüyorum ama mutlaka yan duvarı ölçüyorum. Hatta kendi aramızda bizim özel bir grubumuz var. Dismorfik uterus grubu diye kendi grubumuz var. Eski başkentten hocalarımla, arkadaşlarımla bir grubumuz var. Oraya gönderiyorum. Orada bile tartışma yapalım mı yapmayalım mı? Ya acaba overtreatment mi yapıyorsun? Sen biraz fazla mı ameliyat yapıyorsun? Falan gibi birbirimize laf ediyoruz. Bazen diyoruz ki başarısız tüp bebek olursa yapalım dediğimiz hastalar oluyor. Öyle çok kolay liberal karar veremiyoruz. Çünkü bu bir ameliyat. Bakın bu çok güzel bir hasta. Tarih önemli bakın bu hastada. Geçen sene bu hastaya ben T-shaped tanısı koydum. Ameliyat yaptım. Hastaya bekle. Ben beklemeyeceğim. Tüp bebek yapacağım dedi. Yaptık tüp bebek. Kimyasal gebelik oldu. Çok güzel bir haber. Bugün geldi hasta. Bakın tarihe bakın. Bugün 14-12 bu hasta gebe. Bugün kalp atımı gördüm. Bakın bu uterin konfigürasyona bakarsanız direkt üçgen haline gelmiş. O yüzden ben heyecanlanıyorum böyle hastaların histeroskopik onarım sonrası spontan gebe kalmalarında. Mesela bu hasta komple septumdu. Bu hale geldi. Direkt septum önceki ve sonraki haline artık septum yok diye kaydediyorum. Gördüğünüz gibi iki boyutlu haller. Bu hasta direkt üçgen haline geldi.
komple septumların ameliyat sonrasındaki kontrolleri. Bu unikornaktörüs, ben bazen unikornaktörüsleri genişletiyorum. Elimizde literatür böyle bir data var mı? Yok. Ama birkaç hastamda başarılı olduğumu gördükten sonra kaviteyi genişletmek elimde veri olmamasına rağmen iyi olabiliyor. O yüzden bu benim uygulamam. Bu bence benim uygulamam diye bahsetmem çok doğru ve bilim adamına yakışır olmasa da tecrübemi paylaşmak için söylüyorum. Bu hasta mesela uterusun genişlediğini görüyorsunuz. Ya da mesela Gül önemli bir hasta benim için. Ameliyat, bu hastaya tüp bebek yaptım. 8 haftayken interferon eksi oldu. Sonra ameliyatla düzelttim unikornat. Daha da genişledi. Şu anda 14 hafta Ebru hocam takip ediyor. Servikal sürekleş attı mesela bu hasta unikornat uterus. 3D'de son olarak adezyon gözükür mü? Evet, gördüm adezyon. Gördüğünüz gibi burada adezyonlar gözükebiliyor. Bu benim için önemli bir şey. 3D bu anlamda çok önemli bir ekipman. Yani bence iki boyutta olduğu için elimizde iyi bir güçlü bir silah. Burada adezyon gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunlar benim için önemli. Yani heyecan verici vakalar. Uterin anomalisinde histeroskopi. Valla kendi açımdan düşündüğümde histeroskopi de yani anomali tanısı ve taramasında invaziv bir işlem olarak görüyorum. Şüpheli durumlar varsa CNT'de bakalım tedavileri mantığıyla kullanabilir. Ben öyle kullanmıyorum çünkü tedavi etmek için kullanmayı düşünüyorum. Elimde 3 boyutlu ultrason olduğu için. Kendi pratiğimde 3 boyutlu ultrason tanı koyamıyorsam ki bazı hastalarda gerçekten uterin pozisyon bozuk, o zaman HSG mutlaka tercih ediyorum. Dediğim gibi HSG bazen özellikle endometriyoz vakalarında ya da geçirilmiş cerrahilerde idiosalpingiz için benim için önemli bir seçenek. Mutlaka HSG'yi taca atmıyorum. Hala HSG kullanıyorum. Özetle düzgün çekilmiş HSG hala benim için altın standart. Rutinde 3D kullanmama rağmen HSG istediğim hastalarım hala var. Kendimi çekiyorum özellikle. Lateral duvar kalınlığı biraz evvel size paylaştım. Normal hastalarda 10-14, 17-18 üzerinde önemli. Histeroskopi anomali tanısından ziyade tedavisinde kullanılmakta. Hani son olarak böyle artistik bir slide koyacağım. Bana kızabilirsiniz ama hani eski ASRM işte o bu. Biz aslında iyi bir hekim grubu, iyi donanımlı ekibi bir grubuz. Elimizdeki her şeyi çok daha iyi kullanıp akılcı olabiliyoruz. Yani sonuçta onların elindekini biz de kullanabiliriz. Teşekkür ediyorum hepinize. Hocam benim söylediklerim bu kadar. Bülent, teşekkür ediyoruz görsel sunumuna. Şimdi konuşmalarımız tamamlandı. Buradan tabii ki katılımcı yaklaşık 80'lerin üzerinde bir katılımcı, hakikaten bugün bu akşam oldukça kalabalık bir katılımcı izliyor bizi. Tüm iki konuşmacıya da güzel konuşmalar için hakikaten teşekkür ediyorum. Buradan özet olarak her jinekolojik muayene Nihat Hocam'ın meşhur lafıdır. Spekulumla başlar der ve jinekolojik muayeneyi unutmamamız lazım. Öncelikle bunu her kadın doğumcunun yapması lazım. Şu anda hocam biraz yoğun bakımda, kendisine acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum buradan. Bize emeği çok oldu. İnşallah şifa bulur. İkinci olarak bir HSG, hakikaten Bülent'in dediği gibi histeroskopiografi inferte uğraşan hekimlerin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Sadece rahim içini görmekle kalmaz, tabii tüpleri de değerlendirmeyi sağlayacaktır. Üçüncü olarak daima 3 boyutlu, 4 boyutlu USG, işte bunu da sizlere sorayım. 3 boyutlu diyoruz, bazen 4 boyutlu diyoruz. Bunun arasındaki fark nedir? Bir de MRI. Tabii 3 boyutlu her kişinin, klinisyenin elinde olmayabiliyor. Bazen MRI kullanmak gerekebiliyor. MRI isteniyor. Fakat burada da teknik olarak radyoloğun değerlendirmesinde sıkıntı oluyor. Onun için MRI değerlendirmesini de kadın doğumcunun eğer yapması ya da gider çekim sırasında bizzat başında bulunması, nasıl HSG'yi düzgün çekmek gerekiyorsa MRI'yi de o şekilde dikkatli bir çekim ve gözlemleyerek yapmak lazım. Tabii bunlar bize neyi kazandırdı? İsteroskopi, laparoskopi ile tanı ve tedavi yaparken şimdi laparoskopinin endikasyonlarını ne yapmış oldu? Kısmış oldu, kapatmış oldu, daraltmış oldu. Görüyoruz burada anlatılanlardan bir klasifikasyonda kargaşa hala devam ediyor. International bir sınıflandırmada üniformite bir konsensus, global bir konsensus yok. Bu büyük bir sıkıntı aslında. Hem tedavilerde
Hem de demin Gamze'nin de söylediği gibi gereksiz tedavilerin yapılması, yanlış tedavilerin yapılmasına neden olmakta. Bazen bu tedaviler hastaya fayda veriyor, bazen zarar veriyor. Yaptığımız işlemlerden sonra second look gibi bir işlemi genelde hastalarda bütün kadın doğumcular bir histeroskopi ile yapıp değerlendirmeyi çok çok nadir yapıyor ki hasta da bunu istemeyebiliyor. Çok nadir oluyor. Ancak bizim kriterlerimiz hasta gebe kalırsa gebe kaldı diyoruz bu işlemden sonra. O da bize yaptığımız işlemin doğru olduğunu söylüyor. Bazen hiç ameliyat yapmıyor. Hasta gebe kalıyor, miadına kadar gidiyor. Bir septum vakası sonucunu 9 ay doğurabiliyor. İkinci defa geliyor, gebe kalamıyorum diye bu sablo içerisinde hastaya film çekilip malformasyon var tanısı koyduğumuz zaman da hemen ameliyat mı edelim? Ya bu hasta 9 ay ilk gebeliği olmuş, onun sorunu acaba gebelik mi diye düşünüyoruz. Oturuyoruz, septumların infertte yapar mı şeylerine giriyoruz. Görüyorsunuz klasifikasyonda, tedavide hala karışıklıklar ve kişiye özgü yahut da eksperlere özgü tedavi ve tanılar devam ediyor ve devam edecek diye görünüyor. Şimdi sorularınızın bir kısmını buradan okuyacağım. Bir şey ekleyebilir miyim hocam? Ha, buyurun Bülent'im. Buyurun. Şimdi adolesandat Gamze hocam dedi ki MRI. Ben başka bir şey daha söyleyeyim size. Adolesanlarda transrektal 3D ultrasonografi. Yani transrektal transrektal baktığımızda bu çok önemli. MRI'ye göndermekten bildiğiniz vajinal ultrason gibi oluyor. Yeter ki siz o ergen hastamızı o işlemi yapmaya ikna edin. Bu probun ince olduğunu, 2-3 tane şeyle kondomla ve jelle çok rahat gidebileceğini ikna ederseniz çok rahat bu anlamda görüntü sağlayabilirsiniz. İkincisi, şunu söylemedim, kendimden utandım açıkçası o anlamda. Septum gördüğüm, komplet septum gördüğüm her hastayı bir manuel muayene ediyorum. Mutlaka elimde muayene ediyorum. Tıpkı endometriyozu elimde muayene ettiğim gibi. Çünkü komplet septum olan hastalarda gerçekten vajinal septum da var. Bunu atlamamız lazım. Son olarak da unikornat uterus tanısı koyduğum her hastaya aynı anda derin nefes aldırarak böbreklerine bakıyorum. Çünkü biraz evvel Gamze hocam bahsetti. %40'a yakın böbrek anomalisi olabiliyor. O yüzden siz de elinizdeki ultrasonu böyle kullanabilirsiniz. Böbrek anomalisini tanıyabilirsiniz diye son mesajlarımı söylemediklerimi de söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Hakikaten rektal ultrasonografi sadece tanıda değil adolesanlarda, tedavi sırasında da abdominal veyahut da rektal USG ile tedavi histeroskopik cerrahi yaparken de size yardımcı olacaktır. Üriner sistem anomallerini biraz önce Gamze Hoca da bahsetti. Özellikle obstrüktif tipte olanlarda isteyelim. Her hastada isteyecek miyiz hakikaten? Herhalde sadece bu oklüzyon olan ve hematom olan vakalarda üriner sistemi de kontrol edelim dedi. Benim bir sorum olacak ikinize de. Buradaki sorulardan bir tanesi de hakikaten o. Şimdi gerek de şeyip olsun, gerekse histeroskopik ameliyatlarda sonra second look yapmıyoruz veya uzun süre yapmıyoruz ve bunlar zaman içerisinde yapılınca bazı adezyonlar görüyoruz. O halde histeroskopi sonrası adezyon gelişmemesi için nasıl bir müdahale yapalım? Hangi enerji modalitelerini kullanalım? Bunlar da hakkında yorumlarınız var mı? Bize sorulardan bir tanesi de oydu zaten. Dinliyorum. Hocam, normalde rutinde elinizin altında bipolar varsa tabii ki mutlaka, ama herkesin elinin altında bipolar yok. O yüzden çoğunlukla hepimiz Türkiye'de unipolar kullanıyoruz. Belki bazı özel hastanelerde mevcut olabilir ama bizim üniversitede bile hala bipolar yok. Ama unipolarla ben 20 yılda aşerman olmadı, hiç sineşim olmadı. Profilaktik septum veya başka bir anomaliyi kestikten sonra rutin östrojen vermiyorum ben. Ondan seçilmiş belki vakada verilebilir. Anterior ve posteriorda miyom çıkarırsam ben bir tek hormon replasman tedavisi veriyorum histeroskopiden sonra.
Hani karşılıklı duvarlar geldiği için, ama onun dışında ne RIO uygulaması yapıyorum ne de ekstradan hormon veriyorum. Ama hani adezyon öyle sık gördüğümüz bir şey değil. Ama dikkatli olup perforasyondan da kaçınmak lazım. Çünkü o da ileride gebelikte komplikasyon olarak bize dönebiliyor. Ama onda da eğer nereye kadar gidebileceğinizi biliyorsanız, kontrollü gidiyorsanız, bugüne kadar hiç perforasyonumuz da olmadı. Yani rutinde bence adezyon bunlarda bir problem değil, eğer çok destrüktif cerrahi yapmıyorsanız. Evet, yani burada önemli olan dediğiniz gibi sınırları iyi bilmek lazım, iyi çizmek lazım. Bir de uterin kavitenin anatomisini, servikal anatomiyi ve kavitenin anatomisini nereden başlıyor, serviks bitiyor, internal olsun yeri neresi? Bunların anatomide çok iyi bilinmesi lazım istereskopik cerrahi yaparken. Özellikle servikal bölgelerdeki yapacağınız her türlü müdahalede adezyon çok artar. Dediğiniz gibi özellikle diğer T-shape olsun veyahut da bazı vakalarda aşırı destrüktif cerrahilerde adezyonlar daha fazla olabiliyor, şekil bozulabiliyor. Kavite onlara dikkat etmek lazım. Yani over-treatment'dan da daima kaçmak lazım diye düşünüyoruz. Histereskopik girişimlerden sonra ne kadar süre sonra kontrol ESG çekmeliyiz diye bir soru var. Ne dersiniz? Ben 4D bakıyorum çağırıp, ama Bülent nasıl yapıyor bilmiyorum. Ben de 4D'ye bakıyordum. Ben bir ekleme yapmam lazım. Şimdi ne mutlu bize ki Adana'da Turan Hoca ile beraber bipolar kullanıyoruz. Yani eskiden biz hani baktığınız zaman ben Hacettepe mezunuyum. Periferdik biz buralar, periferdi. Şimdi perifer İstanbul Ankara oldu. Gidiyorum yerlere biz hala bipolar kullanıyoruz diyor. Ben biliyorum Turan Hoca da bipolar kullanıyor. Ben de bipolar kullanıyorum. O yüzden hani teknolojiyi kullanmak böyle güzel bir şey. Yani bu anlamda yorumum şu olacak. Unipolar kullanıyorsanız yani monopolar kullanıyorsanız ben monopolar kullanılan hastalarda ameliyat sonrasında bana geldiğinde adezyonlar görüyorum. Sayısız bipolar yaptım. Hiç bipolarla adezyon görmedim. O yüzden birinci sorduğunuz sorunun yanıtı adezyon bipolarda olmuyor. Ama monopolarla sadece adezyon olmuyor. Ciddi anlamda ince endometriyumla karşılaştığım hastalarım var. İstanbul'dan gelen hatta Acitto vakaları var, serileri var. Monopolarla özellikle bu ameliyatı hani YouTube'dan seyredip yapmak çok kolay gibi gözüküyor ama şuradan bir mesajı vermek zorundayım. Monopolar kullanıcılarında özellikle T-shape ya da septum yaparken lütfen tuval orifislere dokunmayın. Çünkü endometrial lining tuval orifisten geliyor. Hastanın tuval orifisini destrükle ettiğiniz zaman tuval orifisten kaynaklanan endometriyum o destrüksiyon sonrasında ince endometriyum ve aşermanla karşımıza geliyor. Yani bu öyle hani ben bu yap bizim en kötü tarafımız var. Hemen yaparız. Elinizdeki monopolarla lütfen yapmamaya çalışın. Mümkünse bipolar aldırın. Valla ben özelde çalışıyorum. Kendi kliniğindeyim. Neyse parası verdim. Borca girdim aldım. Çünkü hastaya zarar vermemek için. Bipolar bu anlamda önemli. Bunu kullanırsanız da adezyon bariyeri kullanmanıza gerek kalmıyor. O Evet. anlamda bu önemli. Diğer sorunuz da ameliyat sonrasında eğer 3D ile ben görüntü sağlayabiliyorsam 3D istiyorum. Ama 3D ile görüntü sağlayamıyorsam yine HSG istiyorum 2 ay sonrasında. Her ikisini de 2 ay sonrasında yapıyorum. Evet, sorulardan bir tanesi yine Gamze Hoca, Bülent Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Detaylı anlattılar. Ülkemizde 3 boyutlu USG her merkezde yok. Herkese olan 2 boyutlu USG. Gamze Hanım kısaca söyledi, transvers pozisyonda bakın diye. Maalesef günlük pratikte atlanıyor. Uterus'ta sagittal pozisyonda bakarken probu 90 derece döndürerek koronal pozisyonda korpus ve kaviteye mutlaka bakılmalı. Septumlar bir korporal uteruslar yüksek oranda tanınır. Koronal kesitte kavite oval görünümlerde unikornus akla gelmelidir diye yorum yapmış, katkıda bulunmuş. Bülent Hocam T-shape ve Y-shape sonrası artan gebelik başarısını anatomik düzeltmeye mi bağlıyor? Yoksa endometrium inflamatuvar cevabına mı bağlıyorsunuz? Teşekkürler demiş. Sevgili İlay Hocam hemen cevaplayayım. Bu inflamatuvar cevabı diye bir durum hani endometrial scratching var ya bu bitti hocam. Bu randomize çalışmalarla da etkisinin olmadığı gösterildi. Bu direkt uterin kontraktilite değişiyor. Başka bir bilgi daha tecrübemi söyleyeyim. T-shape, Y-shape hastaları ameliyat ettikten sonra dismenöre kalkıyor hastalarda. Uterus kontraksiyonları ciddi anlamda düzeliyor. Bu hastaları sorgulayın. Ciddi dismenöreleri var ve ameliyattan sonra uterin konfigürasyonu düzelince dismenöre de ortadan kalkıyor. O yüzden
İnflamatuar yanıttan bir gebelik oranı arttığı durumu, yani böyle bir şey söz konusu bile değil. Böyle bir şey inanmıyorum da literatür de desteklemiyor. Benim scratching ile olan bu aradaki mesajım da bu. Scratching gibi bir etkisi olmadığını biliyorum. Yani bu konuda Bülent'ciğim ben sana biraz katılamıyorum. Biz 3800 vakalık burada bir histeriskopi sonrası bu şey çalışmasında öyle dediğin gibi 750 vakalık çalışmayla şey yapmışlardı, yok demişlerdi. Ama bizde %11 artış, gebelikte artış olduğunu gördük. Buna bağlı biz şahsen inanıyoruz o tür şeylere. Timur Hoca'nın da öyle bir çalışması geçen sene çıktı. O da başarıda etkisi olduğunu vurguluyor. Yani bu konu aslında tartışılması gereken veyahut da kesin inanmıyorum veya yok dememek lazım. Her iki yönde de insanlara düşünmek lazım. Y-shape'ler yoktu daha önce. Şimdi Y-shape demeye başladık, T-shape demeye başladık. Bunlardan düzeltmeler yapılıyor. Bazen bunları hiç yapmadan gebe kalanlar oluyor. Hastaya acaba bunlar yapmadığımız halde nasıl gebe kalıyor? Gebeliği bir defa multifaktöriyel, yani bir sürü nedeni var. Yani illa bir şekli düzelttim gebe kaldı veyahut da çizik attık gebe kaldı gibi yorumlarla da kesinleştirmemek lazım. Daha çok çalışmalara gereksinim olduğunu düşünmemizde fayda var. Tabii ki kişisel deneyimler de önemli. Başka Gamze senin söylemek istediğin var mı burada? Yok hocam ama şey nasıl obstetrikte hani 4D, 3D ultrason bu kadar yaygın? Yani bir vajinal probun da bence yaygınlaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü hasta için hem çok pratik hem non-invasive bir yöntem. O yüzden hani aleti değil sadece bir probu alacak hastane. Bence evet. Mümkün. Hani Bülent Ankara, İstanbul perifer dedi ama inanın gerçekten triflo bile yok histeroskopide çoğu özel hastanede Ankara'da. Yani bir iki tanesinde var. Hala puarla hemşirem sıkarak uteri basıncı ayarlamaya çalışarak vaka yapılıyor çoğu yerde. Sık vaka yapılan bir yerdeyse bu daha fazla oluyor. O yüzden teknoloji de gerçekten önemli. Yani hepimizin elinde hep aynı şartlarda çalışmıyoruz. Ama elimizdeki şartları en iyi şekilde kullanarak tanı koymaya çalışacağız. Onda da hastaya minimum zarar vererek veya hiç zarar vermemeye çalışarak gerekirse de sevk ederek yapacak başka bir şeyimiz yok. Evet, anatomik olarak bir kadın doğumcu lazım anatomiyi tabii ki. İki boyutunda da çok yere atlamamak, yani görüp tanıyı en azından şüphelenmek bile önemlidir. Tabii. Yani adolesanlarda özellikle şöyle bir kitle pozisyonuyla hematom var veya kitle var deyip gereksiz yere hala günümüzde açılan vakalar var. Demin bahsettiğiniz gibi o HWW sendromu var. Bir böbreği olmaz. Bir tarafta vajen kördür, içi hematom doludur. Hematokolposu vardır, hematometrası vardır. Böyle vakalar adolesan özellikle dismenöre şikayetiyle geldiği zaman ve bunu görürseniz dışarıda hemen laparotomi yapalım, bu genital kitle deyip açalım deniyor. Burada adolesan da olsa vajinal yoldan histereskopla girilerek vajinal pencere açarak bu işi rahatlıkla kısa sürede yapılabilir. Bunları da mümkün olduğu kadar bu infertteyle uğraşan kişilerin görmesinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bazen bu infertteyle uğraşan kişiler görmeyince bunun çıkarıveriyor uterusu veya uterusu alıveriyor. Bunlar bence hep tamir edici, rekonstrüktif cerrahiyi ön planda tutarak yaklaşmak lazım. Yani dokuları korumak lazım ama bazı durumlarda mecburen çıkarmak zorunda kalabiliyoruz. Son zamanlarda vajinal hiç gördünüz mü? Servikal agenezi vakaları hiç rastladınız mı? Ben rastladım hocam. Ben rastladım. Servikal agenezi hocam 3,5 milimetrelik bir ofisim var benim. Betoçi. Evet. Onunla girdim kaviteye. Açtım hatta. Çok da güzel oldu ama sonuçta yine orası kapanabiliyor. Hasta virjin olduğu için bir riya takamadım. Riya taksaydım hasta adet görmeye devam edecekti. Servikal agenezide benim 3-4 tane vakam oldu. Trans yukarıdan abdominal ultrason eşliğinde ofis teleskopiyle o kanalı açabiliyorum. Hatta bunu TJ'da bahsi, görselleri de vardı. Çok nadir olsa da görüyoruz. Dediklerinize katılıyorum. Hem tek taraflı kör uterus olabiliyor. Yani orada outflow tract obstrüksiyonları olabiliyor. O anlamda önemli.
Bunu da açmak doğru olmuyor. Haklısınız hocam. Evet. Duran'cığım. Servikal agenezi vakası bir de 2-3 tane de ben yapmıştım. Burada füstül yaratmak amaç. O füstülün de kapanmamasını sağlamaktır. Bununla ilgili literatürde de 18 vaka bir var. Bir 14 vakalık seriler var. Bunlardan sadece bir tanesi tekrar stenoz olmuş, kapanmış. Bir tanesi enfekte olmuş, histerektomi yapmak zorunda kalmışlar. Ama iyi sonuçlar almışlar. Bazen bunlar vajinal ageneziyle birlikte olurlar. O durumlarda da yine bu şansı denemek lazım deniyor. Mesela o 14 vakanın 9 tanesi vajinal agenezi artı servikal agenezi vakaları. Yani bunları da aklımızda tutalım. Bütün vakalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir de çok küçük böyle vajende, kubbesinde bir nokta şeklinde kanama olur. Hasta adet görüyorum der ama içeride kan birikmektedir, devam eder, hematometre oluşabilir. İşte bu küçücek deliği bulup kanamalıyken, adetliyken bir bakmak ve histereskopi ofisle girip hakikaten bakarak çok rahatlıkla bunları tedavi etme şansınız. Hatta bunların çoğu spontan gebe kalabileceğini de burada söyleyebiliriz. Evet, Recai Hocam geldi herhalde. Duran, yo ben öbür taraftan izliyordum sizi. Kapanmadan önce bir merhaba demek için öbür taraftan çok zevkle izledim. Ağzınıza sağlık. Ha, sağ olun. Bu şeyle 3D ile ilgili olarak bazı firmalarla ben de girişimde bulundum. Bu BIMOT ultrasonla çalışanlar için tahmin ediyorum ki mesela benim diğerleri de var ama bir de Mindray var. Şimdi bir tane getirdiler. Bizim kongreye de davet ettim. Biraz daha böyle ucuzlatıp ilave olarak herhalde koyacaklar. Öyle bir çalışmaya dedim onları teşvik ettim. Çünkü hakikaten yurt dışına yayın gönderseniz bir şey yapsanız mutlaka 3D istiyorlar. Hiçbir tanısal değeri yok diğerlerinin diyorlar. Tabii onu zaman gösterecek, haklılar. Bir de aklıma şey geldi. Biz bakıyoruz uterus bicornis, unicorn uterusu transvajinal ultrasonda anlayamıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hafif çeviriyoruz. Sol overi gördük, sağ overi göremedik. Bunu göremediğimiz zaman aklımıza gelmeli. O zaman çok çok lateraldeyse unicorn uterusların çoğunluğu rudimenter hornla beraber olduğu için yani bir tarafta over görüp öbür tarafta göremediysek yani o tarafın uterusu var hem uterusu ki kalan tarafı yok diye ben artık hep oradan kendime bir çıkış buluyorum. Yani sizle paylaşayım istedim. Özellikle non-communicant ve fonksiyonel endometriyuma sahip rudimenter kornlar olabilir. Benim böyle bir vakam vardı. İki uterusu birbiriyle birleştirmiştim. Yıllar sonra hasta ben hocam çocuk yap gebe kaldım falan diyerek gelmişti. Çok küçükken yakalamıştım vakayı. Bazen böyle uterusu hep amacımız böyle bir şeyleri kurtarmaya yönelik almak kolay. Ama kurtarabilmek, rekonstrüktif cerrahiler yapmak hakikaten çok önemli. Bir de günümüzde en sıkıntılardan birisi arkuat uterus. Ne zaman arkuatı Gamze burada biraz değindi ama netleştirelim diye söylüyorum. Ne zaman septum diyeceğiz, ne zaman arkuat diyeceğiz? Arkuata müdahale edelim mi, etmeyelim mi? Arkuat artık normal varyantı olarak kabul ediliyor. O yüzden hocam hani yeni klasifikasyonda eskede de yok artık arkuat. Sadece bir korporal demek için fundustaki eksternal indentasyonun bir santimden fazla olması lazım ama artık hani o terminoloji kalkmış gibi gözüküyor. Yani septum demek için indentasyonun içerideki 150'den fazla, bir korporal demek için de eksternal indentasyonun bir santimden fazla ya da 150'den fazla olması gerekiyor. Evet, şimdi o halde normal veya arkuat uterus diye geçecek. Arkuatı yavaş yavaş tarihe gömüyorlar gibi düşünebiliriz. Septumu demek ki 1 santim internal indentasyon üzerindeyse septum artık olarak kabul ediyoruz. Hı-hı. Kimisinde parsiyel, kimisinde komplet. Biraz önce Bülent Hoca da Gamze Hoca da bahsettiler. Çünkü en sık gördüğümüz vakalardan bir tanesi septumlar. Septumlar bazen geniş tabanlı oluyor. Geniş tabanlı septumları da kestiğiniz zaman tekrar yapışma, adezyon olabilir fundal bölgelerde. Özellikle cerrah bunu yapıyor. Arkasından bir başka doktora gidip o HSG çekiyor. HSG'de ya diyor hala diyor ortada septum duruyor diyor. Bu durumda bunların adezyonla tekrar yapışabileceğini geniş tabanlılarda özellikle düşünmek ve birbirimizi suçlamamak.
yorum yaparken çok dikkatli hastanın yanında yorum yapmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Katkısı olan varsa hocalarımdan da onlar da. Bir de hocam uterin anomalilerde özellikle unicornlarda demin biraz Bülent de bahsetti. Servikal yetmezlik çok fazla. T-shape'lerde servikal yetmezlik çok fazla. Hastaya histeroskopi yaparken veya muayene sırasında bunun farkındalığı olması çok önemli. Gebe kaldığında bitmeyecek olay. Bu sefer de preterm doğum için ben rutin sütür atıyorum eğer yetmezlik bulgusu görürsem. Yani onu da hatırlatmak isterim. Ben burada birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle bu septumla ilgili. Ya bu arkuat dediğimiz uteruslar beni rahatsız ediyor. Ama bu anlamda başarısız tüp bebekli olduğu zaman çizik atacağıma arkuat açmayı tercih ediyorum. O zaman da öneririm diyorum. Septum hastalarına rutin şöyle bir uygulama gösteriyorum. Benim elimde slaytlarım var. Hasta diyorum ki Tomasevic'in çalışması var IDF outcome'larında. Küçük parsiyel septumda arkuat denilenlerde bile IVF atkamlarının kötü olduğu bildiriliyor ama başarısız deneme eğer iyi bir hasta rağmen gebe kalamayırsa tanısal histeroskopi yerine o arkuatı düzeltmek için deliğini kullanarak histeroskopi öneriyorum. Komplet septumda da her hastaya şöyle bir bilgi veriyorum. 2006 yılında Kormonyas'ın Macaristan'dan çıkıp yapılan çalışmasında rezidüel septum bırakma oranı %40'larda, %38'lerde human reproduction'daki çalışma bu. Diyorum ki dünyanın her yerinde %40'a yakın rezidüel septum kalabilir. Ben de bırakabilirim. İkinci seans gerekebilir. Hatta üçüncü seans nadir de olsa yapılabilir. Bunu yaparken perforasyon riskini göze almalıyız. Hastayla bunları konuşuyorum. Ama tek şöyle bir durum var. Ne yazık ki bazı grandiyoz meslektaşlarımız var. Ben bunu tek seferde bitiririm diyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu hastaya söylemek kolay değil. Rezidüel septum kalma ihtimalini her hastaya mutlaka rutin bildirmeliyiz. O yüzden bu anlamda rezidüel septumda bir gebelik başarısında sebeptir. Bu kormonyopsi çalışmasında normalize kavitelerde %44 spontan gebelik olurken diğer tarafta %19. Son bir şey daha söyleyeyim. Hani septumla ilgili son dönemlerde Rikken çalışması çıktı işte çalışma sonucunda gebelik sonuçları etkisidir falan. Bu tamamen kötü bir çalışma WHI gibi. Bir tane prospektif çalışma var İtalyan çalışması. Spontan gebelik oranlarını ameliyat olanlarda %34, olmayanlarda %18 olarak bildirmişler. Bu çalışma, randomize çalışma, prospektif çalışma, göz ardı edilen bir çalışma. O yüzden İtalya ekibinin yaptığı çalışmayı, septumun obstetrik outcome'larını iyileştirdiği bilmek lazım. Son bir şey söyleyip biteceğim. Bu hastalarda uterin cerrahi yaptığımızda, ben gebe takip etmediğim için gönderirken arkadaşlarıma diyorum ki, histeroskopi yaptım, plasenta yapışma anormalisi olabilir, postpartum kanama olabilir, ablasya olabilir, servikal yetmezlik olabilir. Bu anlamda dikkat edin diye mutlaka uyarıda bulunuyorum. Bu anlamda son bilgileri de böyle eklemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Burhan'cığım, müsaade edersen ben de bir iki bir şey söyleyeyim. Biraz bu septuma ilk başlamış hekim olarak bir iki laf edeyim. Şimdi bu rezidü dediğimiz olaylarda en çok dikkat etmemiz, eskiden biliyorsunuz laparoskopla yapıyorduk. Ben de başlangıçta kaç yıl laparoskopla yaptım. Şimdi artık ihtiyaç olursa ultrason, hatta kullanmadan yapıyoruz. Bunların rezidü dediğimiz kısımlarda böyle inkomplet cerrahi yaptığımız denilen kısımların önemli bir kısmında bikorneyet uterus var. Yani evet. Uterus ortadan göçmüş durumda. O yüzden lütfen arkadaşlar cerrahi yaparken oralara çok şey yapmasınlar. İlle iki os düğümü aynı hizaya getireceğim diye uğraşmasınlar. Kendilerine göre bir çizgi. Eğer damarlanma başlamışsa bir kere bıraksınlar kesmeyi. İki, kestiniz gidiyorsunuz şeyden. Bipolarla ne monopolarla gidiyorsunuz. İnceldi. Ama yukarıda septumun bir de kalın kısmı duruyor. Ortadan ayırdınız gittiniz. Yukarıda bir kısım var. Onu kesin. Onu kestiğiniz zaman biraz daha hacim genişleyecek. Yani kalın kısmından gidin. İnceyi kestikten sonra da. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Perforasyon olmuşsa da anlaşılıyor tabii. Hemen laparoskopa geçip mutlaka bir iki tane dikiş koysunlar. Çünkü benim başıma geldi. Bir tane perfora olmuş telle. Benim ilk yaptığımda perfora olmuş bir vaka. Sezeryeni aldığımda rüptür olmuştu hastayı. O yüzden yani onu koter edip veya kanamaya diye bırakmak doğru değil. Perfor olmuşsa gebe kalacak bir vaka çünkü bunlar. Mutlaka bir dikişle sağlamlaştırmak lazım o bölgeyi.
Evet, teşekkür ediyoruz. Recai Hoca'nın da deneyimlerinden faydalandık. Burada tabii ki perforasyondan bahsetti. Hele koterle perforasyon olduğunda Recai Hoca'nın dediği gibi ben de aynı şekilde sütür taraftarıyım. Böyle bir vaka Mersin'de zannedersem bir vaka septum nedeniyle ameliyat olurken rüptür oluyor. Hasta 3 ay sonra gebe kalıyor spontan ve uterin rüptürle geliyor ve doktoru mahkemeye veriyor vesaire. Onun için böyle vakalarda rüptür olabileceğini hastaya uygulamak, birazcık zaman belki istemek ya da oraya dediğin gibi sütür tekniğini kullanmak gerekebiliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir de servikal bölgede en çok demin Bülent'in de bahsettiği bir vaka dedi, tek taraflı film çekildi, unicorn zannedildi fakat üç boyutluyla bakınca septum olduğunu, komplet septum olduğunu anladım dedi ve daha sonra bu septumu kestim dedi. Çünkü bazen servikal septum, bazen çift serviks olabiliyor, tek bir serviks de olabilir, ortada septum olabilir. Dolayısıyla böyle vakalarda septumu keserken serviksteki septumu da kesmeyi, bazıları da kesmemeyi öneriyor. Sizlerin görüşleriniz nedir? Keselim mi servisteki septumu, kesmeyelim mi? Gamze Hoca'dan başlayalım. Hocam ben yani o Rikke'nin çalışmalarını okudum. Sonuçta oradaki klasifikasyonda eski ASRM ağırlıklı. Eskede de bu kadar normal vakaya bile septum diyor. Onları da içine aldık da siz septumu kesmeyen diyen bir çalışmaya güvenerek ben devam edemem. Hani bu kadar yıldır bu işte uğraşıyoruz. Ben septum görünce hastaya septumu için histeroskopi öneriyorum. Yani klasifikasyon oturacak, tanı yöntemi oturacak. Ondan sonra biz çalışma yapacağız. Ondan sonra bu yorum yapmamız lazım. Bence kesmeyelim demek için yeterli bir veri yok yani. Bugüne kadar ki tecrübemizin servisteki septumu keselim. Servisteki septumu kesip kesmemekle ilgili yayın da çok fazla yok hocam. Ondan bazılarında kesmek öneriliyor ama servikal yetmezlikten ben tedirgin olduğum için ben ellemeyebiliyorum yani. Evet. Sen Bülent, kesiyor musun? Ben şöyle yapıyorum. Bir tane buji koyuyorum. Bujiyi guide yapıyorum. Kaviteyi kesiyorum. Septum, servisteki septumu kesmiyorum. Niye? Servikal yetmezlik otomatikman arttırabiliyoruz. İki tane 4 milimetrelik dediği ben 8 milimetre haline getirmek istemiyorum. O yüzden servikal sörkülaj yapma riski yerine servisteki septumu kesmemek daha akılcı geliyor bana. Elimizde müspet veri var mı? Yok. Çalışması da yok. Bakın septum çalışması bile tartışmalı. O yüzden bence kesmemek daha uygun benim endişelerimden dolayı. Aklı mıyım bilmiyorum ama ben böyle düşünüyorum. Evet. Recai Hoca? Şimdi bir kere arkadaşlara önerim. Ben tersi düşünüyorum tabii de. Benim önerim bu unicorn gibi HSG çekilmiş vakalara arkadaşlar bir vajinal tuşa yapıp iyice parmaklarıyla bunların çok önemli bir kısmında vajinal septumda oluyor. Herkes bir tek tarafa giriyor. Oradan film çekiyor. Bu nedenle ben çok yaptım, gördüm öyle. O yüzden ben ultrasonda septum gördüğüm her vakayı bir vajinal olarak şöyle iki parmağımla bir makas atar gibi vajinal septum var mı yok mu diye bakarım. Serviksteki septumun kesilmesi bir kere yani onu bırakıp diğer işlemleri yapmak çok zaman alıcı bir iş. Bununla ilgili bir İtalya'dan bir de Fransa'dan çalışma çıktı. 6-7 sene önce çıktı. Bunları normal doğuma terk ettiğiniz zaman servikal distosi oluyor diye bunu yavaş yavaş bırakın gibi dediler. Ben şahsen kendi adıma servikste septum olduğu kadar sonuna kadar iniyorum. Hatta aşağıdan kesip kendime yol açıp tek serviks haline getirip komple bitiriyorum. Hep yaptıklarım da öyle. Tabii ki bunların çok büyük bir kısmı zaten ameliyatın başında dilatasyona başladığınız zaman 7 milim üstüne ben 7 ile başlıyorum bunları dilate etmeye. 7 milim rahat giriyorsa zaten bu şeydir, servikal yetmezlik mutlaka olacaktır. Buna mutlaka sörklaş konsun diye notumu koyuyorum ve komplet kesiyorum. Eğer çok darsa bile kesildiği zaman şu anda kadar bunların arasında sörklaş yaptıklarım da var, yapmadıklarım da var. Yani bu seri benim 200'ün üzerinde bir seridir.
bunları yani septum, servikal septumu kestiğim bir seri. Maalesef retrospektif diye hepsini toplayamadım, yayınlayacağım ama sörkülaj attıktan sonra da başıma hiçbir şey gelmedi. Yani bir komplikasyonla da karşılaşmadım. Şimdi fikirlerde servisteki kesme işlemini ben de pek fazla yapmıyorum. Hakikaten korpustaki septumu kesiyorum, serviksi bırakıyorum. Literatürlere baktığımız zaman kişisel deneyimler çok anlatılıyor zaten. Serviksi genelde kesmenin daha ameliyatı kısalttığını, daha kısa sürede bittiğini ve servikal yetmezliğinde pek fazla görülmediğini söyleseler de bu konuda servikal yapılan yayınların iyi olmadığını, serviksin uzunluğunun hesap edilmeden bazı kısa servikslerde bazen de uzun servikslar olabileceğini, buradaki kas yapısının, sirküler kas yapısının internal os'taki özellikle iyi bilinmediğini, dolayısıyla anatomik olarak bunların görülmesinin, tespit etmenin zor olmasından dolayı da sınıflandırmaya da henüz giremediğinden dolayı kişisel deneyimler hep anlatılıyor, yapılıyor. Dolayısıyla şimdilik ben sezeryan, sonu sezeryan da olsa bir serviksteki septumu, anatomiyi mümkün olduğu kadar o bölgedeki anatomiyi bozmamaya çalışıyorum. Evet. Ama hocam yolu bulmak çok zor oluyor. Servikste de septum varsa bence en zor septum vakası o zaten. Çünkü oraya balon koyuyorum ben. Balonla foley balon koyarım. Oradan çok rahatlıkla. Ben de sarı kanülü yerleştiriyorum tek taraftan. Hani kanüle doğru guide yaparak kullanıyorum. Plastik şeyler kullanın. Plastik şeyler kullanın. Evet. İşte sarı MR kanülleri iyi oluyor. Recerce bazen isterometri kullanır. Ben evet. Buji kullanıyorum. Ofiste... Mesela şeyler kullanmamak lazım. Ben buji kullanıyorum. Ofiste yapıyorum. Bujiyle ittiğim zaman yan tarafta indentasyon oluyor. O bipolarla kestiğim zaman tak açılıveriyor. Hiçbir şekilde servikste işim olmuyor. Yani servikste işim olmak için tıpkı komple septum gibi oluyor. Hani bujiyi sağdan ittiğiniz zaman mesela Foley balonu kullanırsan çok daha rahat yaparsın. Bir de riski hiç olmaz. Koter kullandığın için elektrikli. Ben bipolar kullanıyorum. Bipolarda yani bir problem olmuyor. O yüzden rahat çok rahat, rahat olursun diye bahsettim. Evet, Bülent Gamze ve Recai Hoca sonradan katılarak bizlere bu geceyi çok güzel bir webinar toplantısını yaklaşık şu ana kadar 72 kişi hala izlemekte. 80'in üzerinde bir katılım oldu bu gece. Tüm konuşmacılara, katılımcılara, herkese teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben de son söz, 28-31 kongreye hazırlıklar tamamlandı. Sayımız da oldukça iyi. Regnum'a hepinizi bekliyoruz. Bir de Kasım'ın sonunda ustalardan zor histereskopik vakalar diye bir webinarımız var. En iyi ustalar katılıyor. İtalyan, İspanyol, bizler falan. Güzel bir webinar daha var. Onu da açıklayacağım gününü birkaç gün içinde. Tamam, ben de iyi akşamlar diliyorum. Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği'nin yönetim kurulu adına hepinize. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar hepinize. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederiz.